Örneğin alanımızda mesela Sayın Bakanımız geldiğinde bazı vatandaşlarımız orada mağdur edildiğini ifade ederek bakanımızın huzurunda bu kentsel dönüşümde yeniden bir bakış yapılmasını istedi. Tabii bunu biz yaparken temelde bakanımız da sonuç itibariyle Antakya Belediyesi ailesi olarak kentsel dönüşüm konusunda sonuçta vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet olabilecek bir yaklaşımı olmadığını, tamamen şu andaki mevcut mevzuata göre, kanunlara göre tüm iş ve işlemlerimizi yaptığımızı Sayın Bakanımız da teyit etti. Ve bu konuda bir açılım daha yaptı Sayın Bakanımız. Dedi ki yani mevzuata uygun yapılmış ancak sizlerin de bu konudaki bir takım sıkıntıları mevzuata uygun bir şekilde olmayabilir. Bunlar da biz hükümet olarak bakanlık nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla kentsel dönüşümü hızlandırmak bağlamında ilave iyileştirme ne yapabiliriz? Bu konuda çalışma yapmak üzere gerekli talimatları vermişti. İşte biraz önce bahsettiğim fikirler, düşünceler bu çalışmanın bir ürünü olarak önümüzdeki bir hafta içerisinde netleşecek. Bu bağlamda şu an itibariyle anlaşamadığımız, görüştüğümüz ama anlaşamadığımız hak sahiplerimizde örnek olsun bağlamında birkaç örnek ben vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Birinci hak sahibimiz. Bu hak sahibimiz ekranda arkadaşlarımız şimdi yerleştirecekler. İfrazlı bir evi var. 220 metrekare bir Evet. alanı var. Şu an ekranda Evet. gördüğümüz ev değil mi Evet, başkanım? bu ev. Evet. 220 metre alanı var. İfrazlı. Ve buradaki arsa rayiç değeri 850 liradan metrekare olarak hesaplandı. Arsadan gelen 193.800 lira. Yapıdan gelen de 122.097 lira. Toplam hak edişi 315.897. Yuvarlarsak 316 bin lira bir alacağı var. Şimdi baktığımızda bu vatandaşımızla ilgili miting alanında ne söyledi? Miting alanında oturduğunu, o bölgede oturduğunu, yerinin ifrazlı olduğunu ve Emek Mahallesi ile aynı hesaplandığını söyledi. Kendisi Aksaray Mahallesi'nin içerisinde. Oysa ki bu ifade yanlış çünkü biz 13 tane farklı kategoride arsaları hesabını yaptık. 13 farklı biçimde. Önce onu ben anlatayım çünkü herkesi ilgilendiren bir mevzu. Şurada sarı ile gördüğünüz tarla vasfında yani imarlı olmayan alanlar. Bunlar iki tane cepheye bakıyor, iki sokağa bakıyor. Fiyatı metresi 675. Yeşil ile gördüğünüz, turkuaz rengiyle gördüğünüz tek cepheye bakan tarla vasfında 635 lira. Gene tarla vasfında Cumhuriyet Caddesi'ne sıfır olan arsalar metresi 750 liradan hesap edildi. Gene tarla vasfında ancak Çipe Camisi'nin önünden geçen Rüstem Tümer Paşa Caddesi'ne cepheli ana cadde ve daha yoğun bir caddeye baktığı için hisseli olmasına rağmen, ifratsız olmasına rağmen metresi 825 lira olarak hesap edildi. İmarlı parseller ise örnek olsun bağlamında Hatsu'nun hemen karşısında, kapısının karşısında, eski köy hizmetlerinin karşısında Cumhuriyet Caddesi ana cephesi üzerinde olan parsellerin metresi 1150 lira hesap edildi. Burası imarda kat seviyesi de yüksek. Hemen arkasında gene imarlı ama ara sokaktan cephesi olan imar açısından da kat seviyesi daha aşağıda olan yerler metresi 850 liradan hesap edildi. İmarlı parsel. Keza Çipe Camisi'nin ya da şehitliğin yanında ara sokaktan cephe alan imarlı parseller de metresi 850 lira. Aynı şartlar bu lila renginde olan. Bunun dışında Cumhuriyet Caddesi'nde gördüğünüz gibi 750 lira ifrazsız tarla vasfında olan yer 750 demiştik. Dibinde fiyatı 1150 lira olan imarlı parsellerin metre fiyatı var. Aynı şekilde 30 metrelik çevre yolundan cephe alan binaların 3 tane parsel var. Metresi 1265 liradan hesap edildi. Tören alanı olarak kullandığımız
Türkiye Camisi'nin cephesindeki alan ise metresi 9 liradan müstakil parseller hesabı yapıldı. Hemen Şeyhoğlu İlk Öğretim Okulu ve camisinin etrafında, pazar alanının etrafındaki müstakil küçük küçük parsellerde metresi 900 liradan hesap edildi. Şurada bir parsel var, Emek Taksi'ye yakın bir konumda. Dört tarafı yol, metresi 990 liradan hesap edildi. İfade etmek istediğim, 13 farklı kategoride parseller tek tek imarlı olup olmadığı, ana caddeye bakıp bakmadığı, imarlıysa kat seviyesi dikkate alınarak hesabı yapıldı ayrı ayrı. Bunun dışında ifrazı olmayan, hani tarla vasfinde olan yerlerle ilgili kaç tane yola cephesi var? Bir yola bakarsa ayrı, iki yola bakarsa ayrı, ana yola bakarsa ayrı ayrı hesap edildi. Böylece 13 farklı şekilde arsalar hesap edildi. Şimdi bu hak sahibine dönecek olursak, hak sahibi 220 metrekare parseli olduğu ifade etmiştik. Mevcutta bir adet dıştan dışa 97 metrelik bir evi, bir adet de 101 metrelik iki tane dairesi var. Şimdi hesaplanan hesaba göre iki adet 122 metrekare ara kat güne cephe daireyi boşanmadan alabiliyor. Fiyatını hatırlarsak kaç lira? 315.897. Yuvarlayalım, 316.000. Şu daireden iki tane alabiliyor. Evet. A3 tipi dediğimiz tipinde. Bir katta 6 tane daire olan, 2 oda bir salon, dıştan dışası 122 metrekare olan daire. Kuzey cepheye baksa 144.000 yaklaşık. Kendisi güney cepheye bakan iki tane daire alabiliyor. 157.537 lira. Herhangi iki tane alabilir. Ödemeden iki daire alabilir. Ödemeden iki evet. tane alabilir ve üstüne de artan parayı alabilir. Onun dışında şurada 132.000 elimizde kalan dairelerden 132.000 liralık daireden de rahatlıkla 3 tane alır ve üstünü boşanabilir. Erken gelseydi, yani 7 Şubat 2017 tarihinde biz halkımızı davet ettik. Evet. Buyurun, kentsel dönüşümde hükümetimizden kat karşılığı yapım yetkisi de dahil olmak üzere tüm yetkileri aldık, ıslak imzayla protokol yapabiliriz diye davet ettik tüm halkımızı. Başta gelseydi hiç boşanmadan 3 tane zemin kattan daire alabilirdi. 122 metrekarelik. 3 tane. Evet, alabilirdi. 109.591. Yuvarlayalım 110.000. 3 tane daire alabilirdi. Ne yapar? 3 tanesi 330.000. Düşelim. 328.500 lira yapar 3 tanesi. Kendisinin burada 316.000'i var. 3-4.000 lira bir fark vererek 3 tane daireyi rahatlıkla alabilirdi. Bu bir örnek. Bir başka bir örnek, ikinci örneğe bakalım hak sahibimizden. Bu da ifrazı olmayan bir tarlada hissesi var. Buradaki hak sahibimizin İkinoğlu hak sahibimiz. Ekranda şimdi arkadaşlarımız gösterecek. 272 metre hissesi var. 272 metre 72 santim hissesi var. Tabii ifrazsız olduğu için metresi 825 liradan hesap edildi. 224.994 lira arsadan dolayı, bahçedeki bu yapıdan dolayı da 16.445 lira olmak üzere toplamda 241.439 lira. Yuvarlarsak 241.500 diyelim, akılda düz kalsın. Bu hak sahibimize çıkan bir hak ediş bedeli var. Hak sahibimiz ne söyledi bakanımızın huzurunda? Evinin ana caddede olduğunu ve birim fiyatının 3 milyon yani 3 bin lira olmasını istedi. Yani şurada 825 hemen Çipe Camisi'nin evet. karşısına denk geliyor. Çipe Camisi'nin karşısı, metresi 825 lira. 3.000 lira arsamın olması gerekir diye orada ifade etti ve kentsel dönüşüme zorlandığını söyledi. Oysa ki biz kimseyi zorlamıyoruz. Dolayısıyla analiz yapacak olursak, hak sahibi mevcut ifrazsız parselde 272 metre parsel üzerinde 47 metre büyüklüğünde tek katlı 30 yıllık bir yapısı var. Ve bu yapısı için hak sahibine biz ne hesap etmişiz? 141.439 lira. Yuvarlarsak 141.450 lira. Bu hak ediş karşılığında
hak sahibimiz elimizdeki en güzel daireden bir tane alabilir. C2 tipi diye ifade ettiğimiz 156 metre dıştan dışa ve ara kat güney cephede 206.796 lira fiyatı olan en güzel daireden bir tane alır ve 35 bin lira da eline para kalır. Bu bir seçenek ve bu dairenin piyasa fiyatı 1 milyon 34 bin hak sahibi olduğu için 206.796 liraya kendisine devrediyoruz. Bir başka ifadeyle son kat kuzey cephede 131 metrekarelik 2 oda 1 salon 2 oda 1 salon 131 metre son kat kuzey cepheye bakan bir daire aldığını kabul edelim. Fiyatı 132 bin lira. Evet. Ne kadar parası var? 141 bin 500. Üstte kalan ikisi 264 bin lira yapar. Dolayısıyla yaklaşık 18 bin. Yani her bir eve her bir daire için 8-9 bin lira bir fark verse iki tane daire sahibi rahatlıkla olabiliyor. Ve bunun dışında birçok seçenek burada var. Boşanmak suretiyle daha fazlasını da alabilir.